Bismillahirrahmanirrahim. Fuat-ı Mekki'ye 11. sefir 72. kısım 16. hadis. Kadının yüzüne ihram giymesi. Darakudni İbn Ömer'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadının yüzünde yasak ihram vardır. Burada örtünme ve perdelenmenin olmayışı demek olan aslı dönüş söz konusudur. Asıl bir şeyin varlığı değil, hakikatinin sabit olmasıdır. Söz konusu şey bu nitelikle ezelden nitelenmiş, kendisine hitap edildiğinde ise hitabı duymayı kabul edişle nitelenmiştir. Öyleyse söz konusu şey varlık niteliğini kabule istidatlıdır ve mabudu yani ibadet edileni görmeye hızla koşar. Yokluk halinde mabudu kendisine ol dediğinde o da olur. Böylece bir yandan kendi başına ortaya çıkmış bir yandan çıkmamış. Kendisini var edenin suretinde engellenmeksizin var olmuştur. Aynı zamanda gördüğü kimsenin hak izzetinde zelil olarak var olmuştur. Bu esnada perdenin ne olduğunu bilmediği gibi onu tanımaz da. Dış varlıkların mertebeleri belirginleşip doğa canlıda şehveti meydana getirip onu insanın nefsinin hakikatinde bollaştırır. Çünkü Allah onun yaratılışında aklı, ruhani ve duyusal güçleri yerleştirdiğinde kendisini bileşik olarak yaratmıştır. Bu durumda doğal arzuya eşlik eden gayret de ortaya çıkmıştır. Böylece insan kıskançlığı en çok olan canlı olmuştur. Çünkü hırs ve vehmin otoritesi insanda diğer canlılardan daha çoktur. Akıl ve kıskançlık arasında hakikat bakımından bir ilişki yoktur. Bu nedenle Allah aklı insanda kıskançlığın etkin olmasını gerektiren İki neden olan arzu ve heva gücünün otoritesini uzaklaştıracak bir araç olarak yarattı. Çünkü kıskançlık elde edilmek istenilen şeye ya da birisi elde ettiğinde bir başkasında bulunamayacak hususlarda elde ettiği şeye karşı koyan ve direnen başka ve benzeri görmek demektir. Allah insanı hırs ve tamahkarlık özelliğinde yaratmıştır. Bu özellik insanın üzerinde yaratıldığı suretin otoritesinin ortaya çıkması için her şeyin onun ve hükmünün altında olmasını istemek demektir. Çünkü insanın kendisine göre yaratıldığı suretin hakikati her şeyin onun otoritesi altında bulunmasını gerektirir. Öyle ki bazı insanlar kıskançlığı yöneltmemesi gereken alanlara da uzatmış, böylelikle Allah'a ve yaratılan şeylere karşı kıskanç olmuşlardır. Kul ise Allah için kıskanç olmakla yükümlüdür. Allah'a karşı kıskanç olamaz. Bu nedenle kıskançlığın otoritesi insanda zirvesine ulaşmış, onu bilgisizlere katmıştır. Olgun akıl ise başka birisi için değil, sırf Rabbi için yaratıldığını bilir. Aklın kendisi hakkındaki bilgisi, kendisini yaratana herhangi bir iş hakkında karşı koyacak ya da bir hükümle çekişecek kimsenin olmayacağını da bilir ve şöyle der. O kendiliğinde bulunduğun hal üzeredir. Binaenaleyh ona benzer hiçbir şey yoktur. Ben ise kendiliğinde bulunduğum hal üzere benim ve kendi cinsimden benzerlerim vardır. Benim bulunduğum durumda onun tek özelliği hüküm sahibi olmaktır. Onun karşısında benim hükmünü kabul etmekten başka yapacak bir şeyim yoktur. Öyleyse ne çatışma vardır ne de kıskançlık. İnsan akıllı olması yönüyle aklının otoritesi altında bulunursa kıskançlığa kapılmaz. Çünkü insan sadece Allah için yaratılmıştır. Allah'a karşı ise kıskançlık olmaz. Akıllı insan kıskançlığa kapılırsa imanı bakımından kıskançlık duyar. Bu durumda o Allah için kıskançlık duyar. Allah için kıskançlığın Allah'ın belirlediği özel bir yeri vardır ve kıskançlık bu yeri aşamaz. Öyleyse bu sınırı aşan her kıskançlık, aklın hükmünün dışına çıkıp doğanın hırsı ve arzu gücünün hükmünden meydana gelmiştir. Bazı insanlar şeriatın mübah yaptığı bir takım durumları görür ve içlerinden bu konular hakkında hüküm sahibi olsalardı, onları mutlaka yasaklar ve engellerlerdi diye düşünürler. Bu gibi durumlarda kendi düşüncesini Allah'ın yapmaya müsaade ettiği şeylere yeğler. Aklına gelen bu hususlardaki düşüncesinde Allah'a ve peygamberine göre daha üstün bir ölçüye sahip olduğuna inanır. Belki de öfkeye kapılır ve şöyle der. Ne yapabilirim ki?
Bu Allah'a mübah kıldığı bir iştir. Bunun karşısında sabredelim. Böylece isteksiz ve memnuniyetsiz bir şekilde Rabbine karşı sabreder. Bu insan tam aldanış içindedir ve böyle bir davranış Allah karşısında olabilecek en büyük saygısızlıktır. Bu kişi Allah'ın bir bilgiye sahip olarak saptırdığı kimselerdendir. Böyle davranışlar ilk dönemlerde bireysel olarak gerçekleşirken günümüzde bütün insanlarda yaygındır. Biz ise Allah'ın hüküm koyan, peygamberin de kendisine gösterdiği işlerde Allah'ın hükmünü bildiren olduğunu biliyoruz. Peygamber kendiliğinden konuşmaz. O sadece kendisine vahyedilene bilir. Allah kendisinden söz ederken şöyle der: Senin Rabbin unutan değildir. Aklın kanıtı da bunu gösterir. Allah kullarından daha kıskançtır. Allah'ın ortaya koyduğu yasalar, alemde maslahatı gerçekleştirecek işlerdir. Dolayısıyla bunlar ne azaltılır ne çoğaltılır. İnsan bunlardan birisini arttırır ya da eksiltir ya da şer'in ortaya koyduğu şeyleri yapmazsa hiç kuşkusuz Allah'ın şeriat olarak indirip hüküm olarak ortaya koyduğu şeylerdeki maslahat yani yarar düzeni bozulur. Allah kadın kullarına camilere gelme izni vermiştir. Bazı insanlar ise şöyle düşünmüştür: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra kadınların neler yaptığını görseydi kadınların camilere gelmelerini engellerdi. Nitekim İsrailoğullarının kadınları ibadet hanelerine gitmekten alıkonmuştur. Böylelikle onlar Allah'ın böyle bir davranışın kullarından meydana geleceğini bilmediğini düşünmüşlerdir. Çünkü şeriatı koyan başka birisi değil Allah'tır. Bu durumda insanlar kendi düşüncelerini Allah'ın hükmüne yerlemişlerdir. Öyle ki bazı insanlar eşinin mescide gitmesi konusunda kıskançlık göstermiş, bu hususta güçlü yeminler kullanmıştır. Kadın ise söz gelişi namaz kılmak için mescide gitmeyi seven ve aynı zamanda pek güzel birisiydi. Kadınları mescitlere gitmekten alıkoymayı yasaklayan hadis kocayı engeller. Bu nedenle burada bir güçlük hisseder. Böyle bir meselede bu şahıs için Allah'ın hükmünün değiştirilebilmesi takdir edilseydi hiç kuşkusuz kendi düşüncesini Allah'ın hükmüne yayar ve kadınları camiye gitmekten engellerdi. Caiz olan gerçekleşmiş gibidir. Bu nedenle erkek kendiliğinden camiye gitmekten uzak dursun diye eşine baskıyı sürdürür. Vazgeçtiğinde ise memnun olur. Halbuki bu adamda aklın otoritesi sağlam bir şekilde yerleşseydi kıskançlığa kapılmazdı. İmanın otoritesi yerleşseydi Allah'ın verdiği hüküm karşısında kalbinde bir güçlük bulup buna karşı sabretmesi gerekmezdi. Allah şöyle buyurur: Hayır, Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan tartışmalarda seni hakem yapıp verdiğin hükme karşı işlerinde bir güçlük bulmayıncaya ve tam olarak teslim oluncaya kadar iman etmiş sayılmazlar. Burada kadınlarla ilgili rivayeti örnek verdik çünkü İhramda kadının yüzünün örtülmeyişini ele almaktayız. Kıskançlık ise kadınları örtünmeye zorlar. Güvenilir bir rivayette şöyle denilir: Allah'tan daha kıskanç yoktur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Sa'd hakkında şöyle der: Sa'd kıskançtır, ben ondan, Allah ise benden daha kıskançtır. Allah'ın taşkınlıkları yasaklaması kıskançlığının sonucudur. Allah'ın kıskançlığına ilave yapan kişi Allah'tan daha kıskanç demektir. Çünkü bu durum yani kadının yüzünü açması Allah katında bir taşkınlık değildir. Allah katında taşkınlık olsaydı hiç kuşkusuz Allah onu yasaklardı. Çünkü Allah taşkınlığın görünen ve görünmeyenini yasaklamıştır. Böylece hüküm genelleşmiştir. İşte böyle bir şahıs Allah katında taşkınlık olmayan bir şeyi taşkınlık saymış, sözünde Allah'a yalanlamış, içinde hissettiği kıskançlık nedeniyle bu hükmü koymada kendisini Allah'tan daha hüküm sahibi saymıştır. Böyle bir insan içinden acı çekmeyi sürdürür. Senin verdiğin hüküm karşısında içlerinde bir sıkıntı bulmadıkları sürece ifadesi ne güzeldir. İnsan kendisini alıp şarınkinden daha üstün saydığı bu teraziye koysaydı hiç kuşkusuz kendisini imandan uzak bir kafir olarak görürdü. Çünkü Allah bu nitelikteki birisinin mümin olmadığını belirtmiş, onun mümin olmadığı hakkında yemin etmiştir. Öyleyse bu husus
yeminle yapılmış ve pekiştirilmiş ilahi bir hükümdür. Allah şöyle der: Hayır, Rabbine yemin olsun ki mümin değillerdir. Kadınların örtünmesi asıl olsaydı, ihramda kadına yüzünü örtme denilmezdi. Dikkat ediniz, örtünme ayeti kendiliğinden yani iptidaen inmemiştir. O ve benzeri bazı ayetler bazı insanların dileğiyle inmiştir. Şeriat hükümlerinin çoğu kevni sebepler nedeniyle inmiştir. O sebepler olmasaydı Allah o konularda bu ayetleri indirmeyecekti. Bu nedenle Allah ehli kendiliğinden olan ilahi hüküm ile Allah'ın kullarının bir kısmının talebi üzerine gerçekleşen hükmü ayırt etmiştir. Dolayısıyla talep söz konusu hükmün inmesinin sebebidir ve bu durumda hak adeta indirdiği ayette yükümlü sayılır. Çünkü kulların talebi olmasaydı Allah o hükmü indirmeyecekti. Allah'ın kendiliğinden indirdiği hüküm ise bundan farklıdır. Öyleyse muhakkik kulların talebi olmaksızın kendiliğinden indirilen ilahi hükmü kendiliğinden indirilmemiş hükümden farklı bir şekilde dikkate alır. Ey Salik! Hakkın bazı şeyleri insanların isteklerine göre indirmiş olması seni aldatmasın. Hangi türde olursa olsun açık bir gönül ve iç huzuruyla o hükümleri kabule koş. Mümin olmak istiyorsan böyle davranmalısın. Aklı bol akıllı kişi Allah karşısında rahat olduğu gibi ilahi hükümde onun karşısında rahattır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Size verdiğimle yetinip beni bırakınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haccın farz olması hakkında her yıl deseydim kuşkusuz farz olurdu. Fakat hac bir tanedir demiştir. Bu nedenle soru sormayı çirkin görmüş ve onu ayıplamıştır. Allah bize ve sana şeriatın maksatlarını öğretsin. Şeriatın zahiri ve batini konularında bizi perdelemesin. Amin. Hac ibadeti insanın kıyamet günündeki hallerine benzer. Orada insanlar saçları birbirine karışmış, yakarır bir halde çağrına kulak veren, süslenmeyi terk eden deliler gibi taş atarlar. Çünkü öyle bir ibadetin içindedirler ki içerdiği şeyleri bilselerdi akıllarını kaybederlerdi. Bu nedenle tıpkı deliler gibi taşlar atarlar. Allah taş atma eyleminde bulundukları yerin büyük bir yer olduğuna dikkatlerini çekmiştir. O yer akılları yerlerinden çekip alır. Hacdan başka fiillerinin çoğunda bütünüyle ibadet olan başka bir ibadet yoktur. Kıyamette ahiret hayatında da kadınlar ihramdaki gibi yüzleri açık olacaktır. Örtünme hükmünün inişiyle ilgili kimi nefsani gayeler olmasaydı örtünme ayeti inmezdi. Allah'ın bu sebebe ait örtünme ayetini veya böyle nedenlere dayalı hükümleri geciktirmesi insanların o hükümlerle yükümlü olmasına yol açan şahsın hesabının hafifletilmesinden başka bir amaç taşımaz. Kıyamet günü o kişi çektiği sıkıntılar nedeniyle bu konuda sebep olmamayı temenni eder. İnsanlar ise bundan habersizdir. Kıyamet günü içtihat yapanlar da böyledir. Bu bağlamda müçtehitler iki kişidir. Birincisi yasaklamayı eylerken, ikincisi ayete bağlanarak ve esasa dönerek ümmetten güçlüğü kaldırmaya esas alır. İkinci müçtehit yasaklamayı yeğleyen müçtehitten daha büyük ve Allah'a daha yakındır. Çünkü yasaklama esasa ilişmiş geçici bir durumdur. Güçlüğü kaldıran ise asla göre hareket eder. Cennette ise insanlar bu asla döner. Cennette diledikleri yerlere yerleşirler. Mümin olsalar bile arzularına göre hareket eden insanlar bu konudan ne kadar habersizdir. Hiç kuşkusuz onlar pişman olacaktır. Allah doğruyu söyler, doğruya ulaştırır. Varlık tek bir evdir. Evin sahibi de birdir. Yaratılmışlar Allah'ın bu evin içine aldığı kullarıdır. Öyleyse perde nedir? Allah'tan başka bir gören mi var? Allah'tan başkası mı görünür? Bir şey kendi hakikatinden perdelenir mi? Bütünün parçası kendinden perdelenir mi? Havva Adem'den yaratıldı. Kadınlar erkeklerin yarımlarıdır. Bu kıskançlık hastası birisinin hastalığında kullandığı zaman hastalığını giderecek bir ilaçtır. Artık kişide iman kıskançlığından başka kıskançlık kalmaz. İman kıskançlığı ise dünya hayatında hükmünün geçerli olduğu alanlarda hiçbir şekilde kaybolmaz. Kardeşim, doğanın arzularından uzak dur. Çünkü kul
Bu noktada farkında olmadığı yönden aldatılır ve Allah katında sapkınlık süratli bir şekilde kendine ulaşır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah size faizi yasaklayıp da kendisi sizden faiz almaz. Bir insan kendi zannına göre imandan dolayı kıskançlığa kapılıp başkasında gördüğünde kıskançlığa kapıldığı bu eylem ortaya çıkabilir ya da onda bulunabilir. Bu davranış kişide bulunuyorsa gösterdiği kıskançlık iman kıskançlığı değil, doğasının neticesi olan kıskançlığı ve hırsıdır. Allah onu bundan korumamıştır. Öyleyse bu insan kıskançlığında kurtuluşa ermemiştir. Gerçekleşen kıskançlıkların çoğu böyledir. Bu konuda arzuları akıllarına egemen olmuş nice perdeli insanla karşılaştık. Ben onları ateşten alıkoymaya çalışırken onlar ateşe atılıyorlardı. Kıskançlığı yerli yerine gönderen kişi o, biricik ve seçilmiş kişidir. Onu başıboş bırakan ise resmini yitirmiş bir evdir. Kıskançlık hastalığı müzmin bir hastalıktır. Şifası ise Allah'ın şeraiti. Kim o ilacı kullanırsa iyileşir. Kim yüz çevirirse sürekli ondan sapar. İşin en küçüğü görülmektir. İtiraf ettiği halde, onunla nitelenmiş bir halde. Peygamberin bazı sahabeleri Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme yemeğe davet etmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşi Hazreti Ayşe işaret ederek bu da demiş. Bunun üzerine adam hayır demiş. Peygamber ise davetini kabul etmemede direnmiş. En sonunda adam Hazreti Ayşe'nin de onunla birlikte gelmesine müsaade etmiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ayşe o adamın evine birlikte gitmiş. Allah şöyle buyurur: Sizin için Allah'ın peygamberinde güzel örnek vardır. Senin imanın nerede kalmış? Bugün kadı, hatip ya da vezir ya da hükümdar gibi makam sahibi bir insanın peygambere uyarak böyle davrandığını görsen onu düşük ahlak sahibi diye nitelemez misin? Halbuki böyle bir davranış iyi ahlak olmasaydı güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yapar mıydı? Hazreti Peygamber minberde sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesi okurken torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in elbiselerine ayakları takıla döküle kendisine doğru geldiğini görmüş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen minberden inmiş, onları alarak tekrar minbere çıkmış ve hutbesini okumaya devam etmiş. Acaba bu davranışı peygamberin halinde bir eksiklik olarak mı görürsün? Hayır, yemin olsun ki hayır. Bilakis bu davranış onun marifetinin yetkinliğinin sonucudur. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baktığı her göz ile gördüğü gibi baktığı herkes de görmeyen körlerin farkına varmadığı şeyleri görürdü. Onlar bu gibi fiiller söz konusu olduğunda keşke peygamber bunları yapacağını Allah ile ilgilenseydi diyenlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Allah'tan başka hiçbir şey ile ilgilenmemiştir. Nitekim hafızın cennet ehli o gün meşguliyet içindedir ayetini okuduğunu duyan bir bilgisiz kadın keşke teslim olsaydı cennet ehlinin miskinleri eşleriyle birlikte meşguliyettedir demişti. Ey miskin kadın! Allah bunların meşgul olduğunu söylemiş. Fakat kimin ile meşgul olduklarını ya da eşleri ve onların kimden haz aldıklarını sana bildirmemiştir. Öyleyse onların Allah'tan uzak kaldıklarına nasıl hüküm verirsin? Bu sözü söyleyen kadın Allah ile ilgilenseydi bu sözü söylemezdi. Çünkü onlar adına zannettiği bu hali kendinden düşündüğü için cennetlikleri Allah'tan başkasıyla meşguliyete nispet etmiştir. Onları düşündüğünde ise onları ancak böyle düşünebilmiştir. Miskin kendisidir. Biz onun sözünde bulunduğu halin Allah'tan uzaklık olduğunu kesinlikle anladık. Cennetlikler ise imkan kapısındadır. O kadın kendisinin kesinlikle Allah'tan başkasıyla ilgilendiğine tanıklık etmiştir. Bu örnek ilk bakışta başkasını kınama ve kendilerini başkalarını suçladıkları davranışlardan uzak tutmayla ilgili temayüllerinde ariflere dönük gizli bir tuzaktır. Kısaca başıboş bir kıskançlık yaşayan kişi sürekli azap çeker ve zihnen yorulur.
O Allah katında farkında olmadığı yönden bir uzaklık halindedir.